Medulla Ekete, Stona Bellamo. Megadionise, Hippoklionomaste, Enapion, Apadon, Sepasmo. O Apollon, Masex Dioxe, Apaton, Kipaton, Daphno, Laumea Die, Apaton, Diana, Hopsi Medo. Bigeret Oestailun, Seftes, Odias, Enoehi, Necles Diplaut. Mesastas Solite, Nous Metin Discolies. Γίνεται εκείνοτι κρέση, αυτοπλές κρέσια, από πότε αναλύζει, από τονίζια. Βαϊτικά, από αυτό καφέστος, το ψεβάτα της Ιγκρικές. Ει, κρασί, καλέ το όματο οφτάνα. Εγώνουν μη τέκιο, τροπές τον οπέζι, με δίψα. Αυτούς πολλές σεβάτα, αυτόνας τετετολίες, σε αυτόν τουλέ, τον αλήθεια, και πει με το κάση μιλάει όπως το βγαίνει, από το βυσί του. Ελόλα λέτε, πάντα αλήθεια, το ψέμα κανείς μα μην τα γνωρίζει. En az öğrenciler kadar. Ben de yaşıyorum. Ama gideceğiniz yerde de öğrenciler sizi hasretle bekliyorlar. Anlıyorum. Haklısınız müdür bey. Yani ben bütün evrakları hazırladım. Zaten bakanlığa da gönderdim. Gideceğiniz yerin milliyetin müdürlüğüne de gönderdim. Artık bize katkılarınızdan dolayı teşekkür etmek düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Eğer söyleyecek başka bir şeyiniz yoksa ben artık çıkayım. Peki. Telefonunu. Hayat bir şey miydi? Ben de sana arayayım. Ya anlamıyorum. Nasıl bir yemek bir şey böyle arkadan müzik sesleri geliyor? Ya işte ne ilgisi var yani? Saçmalıyorsun ha. Adamları eğlendiriyor. Sanki bilmiyorsun artık işte. Sen benim durumumu biliyor musun Yiğit? Bugün ne oldu haberin var mı? Tayinim Deniz İçal'ın bir köyüne çıktı. Evet iyi. Ne demek iyi Yiğit? Gidiyorum diyorum ya. Köye gidiyorum. Biraz benimle ilgilensen. Ya, çıkıp gelemez misin? Hayatım, ben adamları bırakıp nasıl gelirsin? İyi, tamam, gelme Yiğit. Ne halin varsa gör. Arkadaşlarım ders çalışıyoruz işte o yani. Hadi bırak be tembel herif. O diplomayı getirmezsen şirketi rüyanda görürsün, tamam mı? Ya baba elimden geleni yapıyorum ben, emin olun. Sen nasılsın? Bak millet evlendi baklandı. Sen okul gibi kız hala uyanıyorsun. Bana bak okulu bitir diplomayı alınca derhal Doğa ile evleneceksin, tamam mı? Thank you.
tutarsınız. Bir zafer tanrıçası nikemiz eksikti. Hadi arkadaşlar hadi. Buradan Denizli'ye yolumuz uzun. Çala çala çala. Buyurun hanımefendi, nereye gideceksiniz? Çala bir bilet istiyorum. Yalnız mümkünse cam kenarı olsun. Allah Allah. Ne bu garılan cam kenarı hastalığı ya? Adamların bak çen yolda. Araba boş saati, nereye olursa otur. Pardon, yani bilet kesilince ben numaralı sandım. Bilet millet yok, V6 kayma. Ama önümdeki teyzeden 3 lira aldınız. Maşallah. Radarlar da iyi çalışıyor. Hadi seninki de öyle olabilsin. Bir sorun olacaksa? Bir sorun olacak ve üç kayma. Yalnız dikkat et. Kılavuzu gargolanın burnu boktan esip olmaz. Çala çala çala. Daha ne kadar yolumuz kaldı? Girmedik mi hala çala? Patlayacağım vallahi sıkıntıdan. Haklısın abla ya. Yol dediğin de hiç çekilmiyor. Hele uzunsa. Bence de çekilmiyor. Ne yapalım, ekmek parası. Zaten kumpanyanın bir sürü sorunu var. Dekoruydu, kostümüydü, ışığıydı derken. Of of. Say babam say, bitmiyor vallahi. Kız, kostüm dedin de şu düğün sosyolü için dikilen kumaşları neden geçmesi lazım? Görkemli ve güzel gözükmeliyim sen. Oğlum biz oyunumuzu oynayıp döneceğiz. Para peşin, kırmızı meşin. Olduğu kadar. Biraz da gönül işi değil mi canım tiyatro? Her şey para mı sonuçta? Para olmasa şu oyunu nasıl çıkaracağız? He? İnce Hanım, dua edelim de şu festivalde oyunumuzu oynayalım. Hem siz neden dönüp dolaşıp sürekli aynı konuyu açıyorsunuz anlamıyorum ya. Ay ne yapayım? Benim için para o kadar önemli değil. Yani önemli de o kadar da değil be. Hakkını biliyor. Yok teyze, teşekkür ederim. Sağ olun. İyi kızım, insan ne kadar tok olsa bir sunum tadı verir. İnmem mi gül gibi börek? İnmem mi hiç? Verin, atmanız için alayım. Sağ olun. İnadımın üstüne dikilirin gari. Biliyorum biliyorum, bilmem ben. Nereden bilirsin ha kızım? Az önce konuşmalarınızı duydum şoförle de oradan biliyorum. Hani onu mu diyeyim? Bu benim kardeşliğimin kocası oldu. Ha kızım, ben bunun bütün sülalesini bilirim. Alayı kırıktır bunların, kırık. Öyle bak, mi? Bak bak, nasıl bakayım? Ne bakıyor lan, cavura baka gibi. Üç kuruş gördün de kendini bir boksana verdin değil mi? Boş ver kızım bu deliyle. Biz bitmemiz iyi. Ye kızım, ye. Ye. Yok teyzeciğim, teşekkür ederim, yeterli bu. Ha. Sağ olun, ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Beğendin mi hakikaten? İyi, memnun oldum yavrum. Ay, kıymam dışarıda kaldıydı biliyor musun? Sebil olmasın diye bükmenin içine koyduydum. Beğendin ya. Ben de yiyemediydim, korktuydum. Ne de olsa bayat kıyma. Sana bir şey olmadığına göre bana da bir şey olmaz. Ben de yiyeyim gari. Ye kızım, ye. Ne oldu kıyo? Ne oldu kızım? Kıyma bozuk muydu? Ha, azıcık bayattı biliyor musun? Sebil olmasın diye bükmeye koyduydum. Pek güzel olmuş. Yok. Teyzeciğim, beni zehirlemek mi sizin niyetiniz? Ne diyorsun kızım? Adam da yiyip durun ya. Kalkıyor onu çünkü.
gelmiş burası böyle. Harika, doğa harikası. Şu güzelliğe bak. Ablam biz cennete düştük sanırım, ne dersin? Kız, cennette yakışıklı kılmanlar da varmış. İnşallah burası da yakışıklı kılman kaynıyordur. Kılman mı? Bütün köyün gençleri de seni bekliyordu. Hadi arkadaşlar, hadi. Akşam olmadan bir an önce yerleşelim. Az laf, çok iş. Hadi daha çadırlar kurulacak. Etraf toparlanacak. Yemek de lazım, açız. Hadi. Vedat, sende para var mı? Köye inip birkaç bir şey alsam. Kız, olsa da veririm mi, o cebinde akreple geziyor. Vallahi yok. Olsa vermez miyim ya? Benzin zaten ateş pahası. Dekor, kostüm, alet, edevat derken. Neyse, anladık. Yani ne olursa olsun tiyatro yapacağız demedik mi? Hep beraber olacağız demedik mi? Dedik güzel. Dedik de bunlara para dayanmıyor. İnci zaten başa bela. E çocuğun durumu da bizi zorluyor. Bizim çocuğumuz olsa da böyle mi düşünürdün Vedat? Olur mu hiç öyle şey? Zaten bütün çabam ikimiz için. Ya bu paraları da doğmamış bebeğimiz için saklıyorum. Sahi mi? Sahi güzelim, sahi. Şunlara bir baksana. Hepsi yalnız ve mutsuz. Birini zaten kocası terk etmiş. Diğeri kadın mı erkek mi belli değil. Ötekiler de sağa sola savrulmuşlar işte. Ama biliyorsun yani. Bak çok... hayatım. Ben de zamanında iyi niyetli davrandım. İflas ettim. Çevremde insan kalmadı. Şunlara bir baksana sen. Hepsi bizi kıskanıyor. Görmüyor musun? Ama çok iyi insanlar. Biliyorsun yani hiçbir zararları yani, dokunmadı bize. Biz de kötü insanlar değil. Kıskanıyorlar dedik. Hadi bir öpücükler. Hadi. Bakın. Köydekiler içlerinden geldiği gibi konuşurlar. Anlamayabilirsiniz. Hatta rahatsız bile olabilirsiniz. Ama çok iyi insanlardır. Yarın yeni evinize yerleştiririz. Peki, nasıl isterseniz öyle olsun. Sonuçta siz daha iyi bilirsiniz. Buyur bakayım. Ne diyeceksin bana sen? Muhtar Bey, önce bir çay alsaydık fena mı olurdu? Selam veren çay diyor arkadaş. Ya çay acımayım ben. Sabahtan akşama kadar buraya kaç kişi geliyor, haberin var mı senin ha? Çay parasından battım. Daha bizi de Yusuf'un zengini demedim yahu. Ay oğlum, veririz parasını, neyse dert etme bu kadar. Çay parasından geçtim arkadaş. Adam garmanot katıyor çayların içine. İç iç iç, sabahtan akşama kadar iç, motoru boz. Sen de motoru bozma diye diyor. Gerçi senin motor çoktan bozulmuş emme, neyse. Şaka mısınız ya, burada gizli kamera mı var? Lan ne kamerası bu? Filmci mi yoksa sen ha? Biz... Kameramanı dediğine göre buralarda film mi çekiyoruz bak ya? Biz filmci değiliz Muhtar Bey. Kumpanyayız, gizli kumpanya. E ne kumpanyası bu? Anlat bakayım. Kumpanya beyefendi, kumpanyayı sahne kurarsınız, oyun oynar, para alırsınız. He? Döndüm, dolaştım, lafı pereye getirdin. Ne olmuş gari? Biraz destek olursanız Koyun Adamla Festivali'nde bozumu törenlerini canlandıralım diyoruz. Üstüm başımı yırtacağım. Muhtar Bey ter bastı resmen bana. Muhtar Bey, sizin köy önemli bir yer. Tarihi bir miras barındırıyor. Geçmişte bir tanrı burada yaşamış, biz de onun yaşamını canlandırıyoruz. Sanat yapıyoruz yani, sanat. Üstelik Diyarısı Tatım İntişam'da ben oynuyorum. Ne? Sen oynayacaksın ha? Lan bu Disonizos dediğin şey erkekler miydi? Ha? Sen bu halinle mi oynayacaksın Disonizos'u? Ne varmış halinde? Homofobik misin sen Muhtar? Ama kim lan? Kim o? Sen kim baba diyorsun? Deyyus! Cavurun deli! Eşşoleşek! Siktikler! Bana mı eşşoleşek diyorsun? Başka eşşoleşek var lan burada! Siktir, İgnetor! Allah belanı versin! Bir de karı gibi makyaj yapmış, çıkmış karşıma eş! Sen karı İgnetor! Sana apar topar bayı bulduk. Artık yerleşirsin yavaş yavaş. İmkanlarımız bu kadar. Yeni hoca hanım gelmiş dediler müdür bey. Hani? Minibüsteki kız değil mi bu? Yavrum, pek de sıska ya bu. Zekat keçisi gibi kalmış kızcağızım. Bu arada yarın saat 9'da ders başım. İyice dinlenin bir gece. Hadi kızım, hadi biz de evini gezelim senin. Hadi hocanım kızım.
geldiniz öğretmen hanım. Hoş bulduk. Şey, size kendi elimle bir çay yapıvereyim mi? Teşekkür ederim, zahmet etmeyin. Örkan hanım, ana hoş geldin sen de. Merhaba. Gel gel, yorulmuşumdur yazık ki. Otur şöyle, otur ve... Allah ne bileyim, bu sakallıkla var ya, bu evde kalacak, evde beceriksiz kız. Gerçi öğretmen hanım da bulamamış birini. Birini aramıyorum ki bulayım. Ayrıca evde planda kalmadım yani. Gamısın gamısın dert etme. Kısmetin çıkarsa ararız seni kız. Bir şey soracağım eğer yanlış anlamazsınız. Sonra kızım niye yanlış anlayayım? Bu kadar eşyayı nereden buldunuz? Onlar böyle bir köşede durup durdu. Amcan atacağı da onları. Baktım elinde bir şey alan bu yanına doğru geliyor. Öğretmen gelmiş dediler. Ben de bunları getirdim galiba sana. Bunlar var ya bunlar. Yarın öbür gün Arife kadın bir şey getirmedi diye laf edip dururlar. Hani sen bilmezsin bunları. Neyse kızım, bana müsaade. Ben giden yine bir eksiğin gediğin olunca bana söyle, ben alın gelirim değil mi yavrum? Tamam, teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ana! Kıdugı! Ben sana bir şey daha getireyim. Bak kızım, bu bizim var ya göğümüzün pepmezi. Sabahları birer kaşık atır ağzına, kanağın canın yerine gelir değil mi? Hı hı, tamam. Ya sana. Bak. Ben sonra yerim, zahmet etmeyin siz. Sonrası kızım, yorgunluktan kayıp gidiyor. Teşekkür ederim gerçekten. Aç ağzını da aç. Oh, yarasın şöyle. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları ah davulsuz gelin gitmez. Bizim köyün kızları ah davulsuz gelin gitmez. Hele hele kızlar çalın sazlar, geçti yazlar, nedir bu nazlar aklına. İçinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Testi içinde pekmez, bu pekmez bize yetmez. Bizim köyün kızları ah davulsuz gelin gitmez. Bizim köyün kızları ah davulsuz gelin gitmez. İnci, ay kalk kız, ay çabuk bana çeksin. Çabuk çabuk getir. Dilim devamı yapıştı. Ne oldu Sezva, gerilmişsin. Görüşme kötü mü geçti? Tam üstüne bastın kaldı yani dedim. O homofobik muhtar. Muht diyor, peygamber demiyor. Durumu anlatmadın mı? Dionysos için bir gösteri yapıyoruz. Sizin tokatlarınızda yaşamış bir tanrı o sahip çıkın demedin mi? Kız kar olma sen, söylemez miyim? Adam köyün muhtarı işte. Para vermemek için 40 takla atıyor. Ne demek para vermemek? Para yoksa neden hareket edelim ki biz? Sakin olalım. Adamlar da haklı. Küt diye çıktık geldik. Aramızda ne bir görüşme oldu, ne bir kaynaşma. Saçmalama ya, ne haklısı. Bizler iyi bir şeyle hayatta yaşamışız. Adam mı öldürüyoruz? Vergileri cebe mi indiriyoruz? Sanatı dört duvarasında ölmeye mahkum ediyoruz? Bürokrasinin canı cehenneme, böyle iş mi olur ya? Ayol söyletecekler beni en sonunda, kıtımın bürokrasisi. Adam daha kravat takmamış da onları oturtmuşlar muhtarla. Olmaz, ben konsantre olmuş durumdayım. Tanrı'yı oynamadan ölemem. Şurada bayılırım, yine ölemem. Ben, yani Semele'nin oğlu, yarı tanrı, yarı insan Dionysos. Bak Vedat Efendi, depremin vurgularını bile aklıma nakış gibi işledim. Atlarım ortama, gerekirse kendim oynarım. Siz sakin olun. Bu yola birlikte çıktık. Şu zamana kadar çok kavga ettik ama sözümüzden de vazgeçmedik değil mi? Yine birlikte hareket edeceğiz. Olmazsa yarın sabah bir de ben konuşayım şu kravatsız homofobik muhtar beyle. Yürü be! Delikanlı ablama bak. Öyle sözle delikanlılık olsaydı. Hadi bakalım İnci Hanım, görelim marifetinizi. Yalnız dikkat edin de tırmalamayın yüzünü muhtar beyin. Biliriz,
Çok meşhurdur bu diyarlarda öpkeniz. Vedat, laflarına dikkat et. Çok istiyorsan gidip kendin konuş diyeceğim ama... bizi satarsın diye korkmuyor değilim. Senin marifetlerine de alışkınız. Kim satmış onu? Sen beni kimlerin sattığını biliyor musun? Kim satmış seni, biz mi? Rüya aleminde yüzüyorsunuz be. Bana işimi mi öğreteceksin sen? Ben İstanbul'da oyunculuk yaptım da. Ben sahneye çıktığım zaman alkışlar o salon inlerdi. Koyduğum oyunlar olay olurdu be. O kişinin canları kırılır. Ya Vedat sahibi... Bırak ya. Sanki ekonomik kriz bizi vurmadan bir de üstüne stopajıydı, KDV'siydi, gelir vergisiydi derken her şeyimi kaybettim ben be. Her şeyimi. 3 kuruşluk otel odalarında, parklarda sabahladım ben. Bana neyi anlatıyorsunuz siz? Mütakip Sayın Ali Rıza Erol'un dedesi merhum Garacalı köylü Tosun Sülmen için mevlid okutulacaktır. Tüm köy halkını mutlak suretle bekliyorum. Sakın merhum Yılmaz Erdemir'in mevlidine geldiğiniz gibi gurursuz gelmeye kalkmayın. Kapının önünden ayakkabılarınızı çala, girişte vestiyere bıraktığınız ceketleri bir bir arakla, suçu da hırsıza yükleyip ilçede tek tek satarım. Allah'ın evine, Allah rızası için dökülen bu dillere cimrilik olmaz. Öyle 3-5 kişi önden yollayıp, sen git ben arkadan gelirim. Siz başlayın, ben tavuk pilava yetişirim, kurnazlıklarına da kalkmayın. Kurnazlığa yatanın öldü müydü namazını kıldırmam. Unutmayın ki, mihrem abrahe beyinne. Ya selvi ve fennetteyinne. Yani değerli müminler, para varsa yancıkta, sela okunur oracıkta. Haberiniz ola. Hocalik, bir sus gari bir sus. Bir dur yapacaksın diye sabahtan akşam kadar seni mi bekleyeceğiz? Bunu bak gari ya. Sus gari ya, hobi sus. Bana bakın, gelerek tel, oyun atlatma festivalinin hazırlıkları tamamlanmış bulunmaktadır. Ben Mekhan Bey, Belediye Başkanı ve Ziraat Odası Başkanımız Ömer Ayhancı'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Muhtar, kendi adımı en sona yazdım ki benim adımı en yüksek sesle söyleyive. Muhtarlık seçimlerinde sana ne kadar yardımcı olur ediydim. Unutma. Neyse gari. Konuşmana şu şekilde devam edeceksin. Ya Muhtar, ne ettin sen ya? Yanlış kağıdı okuyor. O sana sınav hızlı başkanın verdiği kağıt. Öbür kağıdı okuyacaksın ya. Yedancı demiyorsun beni. Kağıtlar karışmış. Bizim hocanın değil mi ya o? Bir bakayım. Hoca hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Köyümüze hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Yalınız oramızı buramızı sallayarak yürümeyelim. Köyümüzün gençliğini azdırmayalım. Ateşten parut misali. Her ne kadar yürekten inanmasak da bütün kızlar, bütün kadınlar bacımızdır gari. İyi günler gari, iyi günler. Bahçelerimden açtı, bahçelerimden açtı, sarmaşık günlere ulaştı. Öğretmen Hanım. Merhaba. Şey... Bir şey mi diyecektin? Evet. Buyur. Şey,
Eve taşınırken gördüm ben sizi. Ben bu köylüyün, bekarın. Yani tembana göresin. Ben sizi okula bırakıverim. Teşekkür ederim, ben kendim giderim. Evim var, bağım var, dağım var. Malım da var. Benden iyinin Burcu. Ne saçmalıyorsun sen? Senin yaşın kaç, başın kaç? Çekilir misin, işim var. Hayda. Nizime indi ya. Bakın bakayım orada. Yeni öğretmenimizim. Bundan sonra artık beraberiz. Senin adın ne bakalım? Fatma. Fatma. Seni kim tıraş etti? Berber Recep. Recep abi, nesi varmış gene bu meretin? Dondu kaldı, Allah belası gibisin ya. Ya nesi olduğunu ben ne bileyim be, bakmadım. Bir de şununla konuşun dura, sabahtan beri kulağımı sikti be ya. Getiremedim, doyuramadım galiba bunun mazotuna ben. Abiciğim, muhtarlığın ödeneğinden versen de kampanyada kullansak olmuyor mu yani? Sule mi çalışacak bu? Ya Akideş, ben sana iki gün önce doldurmadım bunu. Fullemedik ben bunu sana mazotunu. Ya fulledin de ben fazla mesai yapıyorum kardeşim. Tarlaya neyle gideceğim geceleyin ya? Ha sen benim aldığım mazotla tarlanı sürüyorsun ha? Haram zıkkı olsun inşallah. Ya bak kardeşim, senin bütün rakiplerin dört çakallı ciple geziyor. Bir tane cip alıversene, bunda uğraşıyor mu? Rezil ediyorsun. Ya bak Akideş, ben halk adamıyım. Halk adamı ne demek? Ne demek? Traktörle gezeceksin demek. Ben şimdi cip alsam, gurulsam böyle arkasına geçsem, bu millet, bu halk bana ne diyecek? Mumutturum götü kalktı demeyecek mi? Diyecek. Bak ben traktörde doğdum. Rabbim izin verirse traktör üstünde öleceğim Akideş. Helal olsun lan sana. Helal olsun sana Mustafa Ali. Ben seni işte bunun için destekliyorum zaten. Helal olsun sana aslanım benim be. Lan Cavit, gel bakayım buraya. Gel. Sen neden alkış demiyorsun lan? Çıt! Ökmen Hanım. Buyurun. Gel bakalım. Köyde ne kadar erkek varsa peşine takmışsın. Behzat da benden başkasını hayal etmem diyormuş. Köye kırıp geçireceğim mi kız sen? Pardon da bu konuyla benim alakam nedir? Vallahi bilmem. Behzat'a varacaksan var da galanlar da bize kalsın. Ne yapayım, evden dışarı mı çıkmayayım yani? Hem ben buraya sadece öğrencilerim için geldim. Ana! Kız sen buraya koca bulmaya gelmedin mi? Kadın sadece evlenmek için mi yaşar? Ne bileyim ben? Şehirdeki karılar için böyle erkeklerle oynaşıp dur diyorlar. Ana! Kız gitti. Kral sana bitmesi kaldı.
Ne o sizin garakalıklı zırtapos? Debemin dasını attırdı benim yahu. Aslında tanısanız çok seversiniz. Aman aman ötüde dursun gari o. Ötüde dursun. Eşlikler sevsin onu. İzninizle ben her şeyi size baştan izah edeyim. Et bakayım. Biz Dionysos için bir gösteri yapmak istiyoruz. Sizin de yardımlarınızı bekliyoruz. Ha, bak gördün ya. Sen anlatınca nasıl da anlayıvereyim. Demek siz buralarda kalacaksınız. Tiyatro yapacaksınız öyle mi? Evet. He, çocuklar da seyredecekler. Anaları babaları gelecekler. Evet. E tamam yapıverin gari. Ne kadar istiyorsunuz, nerede istiyorsanız yapın gari. Herkesi eğlendiriverin. Yalnız bak senden bir şey rica edeceğim ben. Sakın böyle müstehcen, baldır bacak işlere girmeyin. Aa bizde yok öyle şeyler. Heh güzel. Çünkü bizim burada aileler var, karı var, kız var. Hem benim de reklamımı yapmış olursunuz. Yakında muhtarlık seçimleri var. Aslında ben festivalden bahsetmiştim. Bizi de aradan alıverseniz. Hem sizin hem bizim iyiliğimiz için. He. Sen koyun atlatma festivalini diyorsun. Parayla çıkacağım diyorsun yani. Evet. Ya bizim bütçeden size zırnık koklatamam ben yalnız. Bak baştan söyleyeyim de. Çünkü çok harcamalar yaptık, harcamalar yaptık. Cepte 5 kuruş para kalmadı. Usta sen ne yapıyorsun? Sana ne? Ne yapıyorsun? Orada resimdeki ünlü Amerikan aktörü Alfred Frankenstein. Benim çocukluğumda onun filmlerini hep seyrederdik. Saç stilimi ona benzetmeye çalışıyorum. Yeni bir stil yaratacağım. Usta müşteriler. He? Müşteriler. Tamam karşılasana lan. Ben mi karşılayacağım müşterileri? Hoş geldiniz beyler. Siz tiyatrosunuz galiba. Gerekli boyanmış. Hey ne istiyorsunuz? Saçlı sakalım bakayım ha? Saç sakal ne varsa yol gitsin. Arkadaş Makedon göçmeni de kendisine serseri bir hava katacak. Hadi geçin bakalım içeri. Cavit hazır olun takımları. Şöyle adam gibi bir kesim bekliyor sizden ekselanslarım. İlacama! Çabuk bir yapma abi be. Üstüm rakı be. Acelem var. Ne var lan? Ne acele edip durun? Baksana misafirleriz var. Tiyatrocular geldi. Onu kesin önce. Gayve yetişeceğim ya ben. Bağları almaya gelmişler. Ya bana ne kardeşim, sıra onlarda katsana lan. Ne ittiriyorsun lan? Lan sen yola çıktıklarınla yola bulduklarını beğişirin. Sen şimdi bana laf mı geçiriyorsun attınca? Ben de sana bir laf sokayım da gör o zaman sen, tamam mı? 3 kuruşluk adama 5 kuruşluk değer verirsen aradaki 2 kuruşa önce seni satar derler biliyor musun? Ne bağırıyorsun lan? Ne getiriyorsun? Ne bağırıyorsun lan? Ha? Başka berberim yok. Giderim vallahi. Lan gidersin. Yok tabii. Nereye gideceksin? Bir tek ben varım burada. Kaçsana lan. Tamam biz bekleriz. Sıkıntı yok. Değil mi seni bekleriz? Vay rezil ettin beni adamlara be. Seni keseceğim ben şimdi. Keseceğim ama mezardaki ölmüş anam bile seni tanıyamayacak. Gece hortlayacak. Yanına gelecek. Görürsün. Ne? Kutluk yeğenir gibi gördüler. Kutluk kaçtı senin lan. Adama bak ya. Hep aynı stil, hep aynı stil. Başka model yok. Değiştir artık. Ne bu bağ bu dağ gibi? Geçen sefer stili beğenmedin mi? Bunun geniş taslağı yaptın. Ne beğeneceksin lan? Tamam. Ya. Şunu da yapayım. Ver bakayım. Buradayız durma. Bir dakika geçeceğim. Elime durma. Öyle. Ne yaptın? Ananla konuştun mu? Alacak mı beni? Yok. Konuşmadım. Niye konuşayım? Almayacağım ki seni. Sevmiyor mu lan sen yoksan beni? Seviyorsun da. Olmaz bu iş. Seni nasıl götürün gelin diye anama? Şimdiye kadar oynaştıklarını çift kol aralıklı izah edişsek. Daha Denizli'ye kadar varı. Seviyor musun lan sen beni? Ayran gönüllüm ben. Sevemeyen kolay kolay. Ama ne edeceksin? Nenem zorluyor. Almaya gitsin beni lan işte. Bir gün böyle İrlanda kırsallarında dolanıyor. Taze çimen, fotosentez, okyanus kokusu,
Hani bir baktım 5 tane protestan, kent delikanlısı, pis pis bağırıyorlar bana. Bir girdim karşılarına, hıslay dedim. Fuck off dedi. Ne? Pis pis bağırıyorlar. Ben dedim psikoyum ben, psikopatım. Psycho killer kes keseyim dedi. Dedim. İçin çıkardıkları dedi. İşlerinden biri dedi. Lan oğlum bu deli galiba. Şimdi elimize kalır ölür. Başımız belaya girer. Götün geri daha bir dinlerine doğru kaçtılar. Alkışlasın hadi. Bravo. Bravo. Hiç mi yolu yok? Ana. Ya bizim bu gavede üzüm dükkanları oturup durur. Onlar aklınıza gelmedi mi? Bak onlarda para çok. Var yemez onlar. Bakarsın size verecekleri tutar. He? Yalnız gidin kendiniz konuşun. Beni hiç karıştırmayın gari. Tamam. Ben bir kahveye uğrayayım. Neyse. İyi gari. Bir de şansımızı orada deneyelim artık. Dur bakayım sen. Dur. Sen filmci mi yoksa? He? Televizyon çıktın mı sen? Filmlerde oynadın mı? Söyle bak he. Zamanında kısa rollere çıkmıştım. He? Şimdi benim karı seni biliyor işte. Bak akraba bile çıkarsınız. İstiyorsan gel seni akşama baktığım olsun bir danıştırıverem he. Neyse. Zaman olursa uğrarım artık. İyi gari. Hadi bakalım. Gönü gülü git. Gönü gülü gelirsin sonra. Hoşçakalın. Gönü gülü. İnsan evladının hali başka oluyor bak. İnsan gibi konuşuyor yani. Selamünaleyküm beyler. Aleyküm selam. Biz bir tiyatro topluluğuyuz. Köyünüze bir oyun sergilemek istiyoruz. Ne edeceğiz lan biz tiyatroyu? Vallahi bizim burada sudan koyun atlatma festivali düzenliyoruz. Tamam. Ben de onu diyorum. Koyun atlatma festivalinde oyunumuzu oynasak, siz de yardımcı olsanız kıyısından köşesinden. Çok fazla bir şey değil. Yani karnımızı doyurmak, dekor, kostüm masrafları falan. Olma. Yani yardım edemeyecek misiniz? Etmeyeceğiz dedik ya. Yok bizde de yok. Para bulacağım diye gidip şimdi bağlarımı mı sakın ya? Haftaların üçü saçılsa yeri duramam. Hadi o öyle mi? Köylülere ne demedim? Bizim izin de bakmadılar. Sağ olsunlar köyde kalmanıza izin veriyorlar. Ama biz tiyatro yapmak istiyoruz. Arkadaşlar, gelin size yeni numaramı göstereyim. Sen nereden buldun o şarabı? Nereden bulacağım? Köyden biri hediye etti. Bir tane mi hediye etti? Vallahi bir tane. Bize niye hediye etmediler? Ne bileyim ben, gidin onlara sorun. Para vermedin değil mi? Vallahi vermedim. Ya size yalan borcum mu var benim? Arkadaşlar bakın burada hazine buldum. Bravo. Al bakalım. Siz o. Hop. Ne haliniz varsa görün be. Ben gidiyorum. Hava alıp geleceğim. Umarım geri dönersin. Müzik.
çok içtim ben ya. Artık yatayım mı? Canını sıkma hayatım. Erkekler böyle işte. İyi ki Allah'a emanet. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler önce. Ne oluyor lan? Açık kaldı lan. He? He? İtin. Sardı. Işığını gördüm. Hoş geldiniz Lenos. İnsana inandığım için hep beni dışladılar. Babam da yanımda yoktu. Ama sen de her zaman yanımdaydın Lenos. Aslında pek fark kalmadı be. Şimdi artık insanlarla tanıştılar. Kendilerini tanıyacak yeni şeyler buldu. Ama yine de umut etmek istiyorum. Ben de senin gibi insana inanmıştım. Hayırdır dedim. Gecenin bu vakti. Sıkındık bahsinde. Şöyle bir dışarı çıkıp hava alayım dedim. Hayırdır canım, neye sıkıldın? Anlatmak ister misin? 60 senedir bundan derdinle uğraşmaktan kendi evim yoktu. Neyse sen beni boş ver gari. Sen ne verdin gideceğim bu vakti bunlarlasın? Yok dedim. Bazı geceler beni uyku tutmaz işte böyle. Kızımı düşünüyorum. Ne yapacak? Yolası da çekti gitti. Biz de tiyatro aşkı diye diye onu peşimize sürüklüyoruz. Ah kızım. Bilmem mi yalnız başım çocukluk onun ne kadar zor olduğunu. Senin de mi çocuğun var dedi? Var diyor. Bu zamanlar benim çocuğum var. Saçları bildiğin sarısıydı. Yürüdü. Yıl gibi omuzuna akan. Çevik süt gibi bedeni vardı. Gözleri çakmak çakmak. Neşeliydi, hareketliydi. Dansı, müziği, çok severdi. Niye mesajlarıma cevap vermiyorsun? Neden vereyim ki? Konuşacak neyimiz kaldı seninle? Ya bu çok acımasızca davranıyorsun. Bak beni bir dinle. Şimdi... Neyini dinleyeyim senin? Ha? Eğer babanın çeyreği kadar olsaydın bu hallere düşmezdik biz. Hayır. Neye üzülüyorum en çok biliyor musun? Bir daha Cemil amcayı göremeyeceğim. Öyle bir adamdan senin gibi bir evlat nasıl çıktı anlamadım. Bak Doğa, beni zor duruma sokuyorsun. Şu an yargısını fazla yapıyorsun. Yapma canım. Dur tamam. Benden dur. Çok yalvarırsın bana.
İyi ki telefonun sesini açtırmışım. Şimdi daha iyi anladım. Sen iyi ki yaramaz bir herifsin ya. Kız bile anlamış. Baba. Sus. Hani bu kız senden evlenmek istiyordu? İstiyor. Ha? Git öyleyse ikna et, getir. Getir buraya. Ben de onun tayin için halledeyim. Bana bak, aklını başına devşir. Yoksa arabayı da alırım altından. Ya baba, hemen geliyorum. Tamam. Affedersiniz. Hocam size bir şey danışacaktım. Siz de kimsiniz? Şu an müsait değilim. Benim kızımın durumu hakkında. Neyse, ben sizi rahatsız etmeyeyim. Pardon. Nedir kızınızın durumu? Kusura bakmayın, ben buraya yeni geldim. Buraya alışamadım da. Onun gerginliği var. Anlıyorum. Biz de yıllarca sürekli dolaşıyoruz tiyatro yapmak için. Al şu Silenos bölümlerini bir okuyuver de prova alalım. Ne okuması? Yeter ya, çok okuduk. Siz kendi bölümlerinizi çalışın. Ben de şu oyunu pazarlayayım. Daha oyunu satmadık. Neyin provası bu? Anlamadım ki ben. Bir kere bile doğru düzgün okumadı şu replikleri. Ne yapacağız? O da bizimle helak oluyor. Kaç yaşında? 12 yaşında. Peki benden isteğiniz nedir tam olarak? Bana biraz yön gösterseniz. O da eğitiminden geri kalmasa. Onu da esir aldığım için utanıyorum kendimden. Yani üzerime vazife değil belki. Kızınızın babası nerede? Neyse, sorun ne, ben söyleyeyim. Anlıyorum. Zor olmalı. Zor olmaz mı hocanım? Neyle başa çıkacağımı şaşırdım vallahi. Ama üzülmeyin lütfen. İnanın hepimizin hayatı zor. Bu devirde insan olmanın kendisi zor. Beni hiç konuşturmayın hocam. Efkar basıyor. Ayıptır söylemesi. Buraya gelmeden önce biraz içtim. Öyle mi? Ay kusura bakmayın. Lafı nereye çektim? Özür dilerim. Hayır, yani ben sizi çok iyi anlıyorum. Peki nerede içtiniz? Şurada bir şelale keşfettim orada. Çok güzel. İsterseniz sizi de bir gün götüreyim. Memnun olurum. Olur tabii. Aslında şurada kadın kadına oturuyorken şimdi mi gitsek? İşte böyle. Bir yudum almaz mısın? Sağ ol, şişeden içemem ben. Senin canın neye sıkkın? Buraya mı alışamadın? Yani... Buraya da alışamadım gibi ama. Ama? Aslında benim kafam da Yiğit'e bozuk. Aa. Kim bu Yiğit? Anlat anlat, açılırsın. Neyini anlatayım ki? Seninkinin farklı bir versiyonu. O da mı sorumsuzdu? Sorumsuz mu? Hem de ne sorumsuzdu. Okulunu bile bitiremedi daha. En sonunda dayanamadım, ayrıldım. Evleneceğiz diye de az bekletmedi beni. Böyle adamlarla senin ne işin olur hocam? Düzelir zannettim. Yıllarca emek verdim. Yazık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bir işe başlamadan önce sonunu iyice düşünmek lazım. Ne demiş Shakespeare? Beğendiğiniz bedenlere hayalinizdeki ruhları koyup aşk sanıyorsunuz. Ama sen şanslısın. En azından çocuğun yok. Benimki yaprak gibi oradan oraya sürükleniyor. Yapma ama. Ben gideyim artık. Köye ineyim. Bizimkiler orada. Sen de şu muhtarla bir konuşsan. Oyunu oynayıversen.
Muhtarla? Evet muhtarla. Bakarız. Sen geliyor musun? Ben biraz daha kalmak istiyorum burada. Tamam görüşürüz. Hadi oradan çevirin deli. Boncuk oyunu neyinize yakıyor sizi? Töre be, sen yatarken takmanı istediğin su bardağını mı ıslıyorsun? Yediğinin de bir olmaz diyor dedem. O benim dişle uğraşacağına kendi dişiyle kuşuyla uğraşsın. Çıbık taktırıp ortalığa da geziyormuş. Hadi git söyle, öyle ebem dedi diye. Ebe, hadi şunu. Benim kadar bir mesaj atayım. Nedir başıyla ne kızı lan zine ha? Yok, telefonumu falan vermem. Sen söyle, ben yazayım. Hadi ebe, ben yazayım, ben yazayım. Lan piç kuruları! Bak ananıza söyleyeceğim size, o Rus mu çocukları? Lahvi! Mualar işleri! Mualadın! Savu defteri! Kemana sukari. Selamun aleyküm. Aleyküm selam İmamoğlu. Nasılsın nenem? İyiyim ya, nasıl olayım, yaşlılık işte, aman başa bela. E sen nasılsın? Çok şükür, Rabbimize hamdü senalar olsun. Dün akşam Facebook'a yüklediğim Mezdeke fotoğrafını gördün mü? Facebook'a etiketlesen ya beni. Bak be İmamoğlu, ne ettin sen ha? Ses düzenini döşeyebildin mi gari camiye? Hiç o konuya girmeyeni. Çok canım sıkkın. Şöyle bir fiyat araştırması yapayım dedim. Ateş pahası. Öyle mi? Gümrükten aldırayım diyeceğim. O da bir yıl meşakkatli iş. Aynı paraya gelir diyorlar. Ne yapacağım, ne edeceğim şaşırdım. Bizim mezdekililerle bir konuşacağım bakalım ne diyecekler. İyi iyi. Ezan sesi akustik pek daha güzel olur. Akustik mi? Ha. Nereden biliyorsun nene böyle antin kuntin kelimeleri Allah sen ya? Almanya'daki torunum sağ olsun. Bak bak, bu geldiğinden beri hayatım pek kolaylaştı. Tesbihat eklentisini de yüklettim. Bundan gayrı da tesbihimi buradan çekiyorum. Gel bak göstereyim İmamoğlu'na. Bismillahirrahmanirrahim. Bak buraya basıyorum. Ha? Oh maşallah. Ha, bak görüyorum maşallah. Değil mi? Allah kabul, cennet katında ihsan eylesin. Amin. Bunun bir de son sürümü var. Onu yükletelim. Çala saat uygulaması koymuşlar. İlahiyle uyanıyorum. Aman biliyorum biliyorum, onu da denedim İmamoğlum. Ama olmuyor, telefonu kasıyor. Allah'ın da işine bu kadar karışmamak lazım değil mi? Ne edeceksin? Hizzil avtar ala lehmihmat ve bizlerimiz Bak ne diyeceğim kız, sen şimdi öğretmensin ya. İyi de bir maaşın var. Tutumlu davranırsak gül gibi geçinir gideriz. Hem buralı da değilsin, anan da ölmüş, baban da yok. Kızımı kim üzmüş diyecek kimsecikler de yok. Ömrüm geçti gidiyor gı, ellerim nasıl tuttu. Sen de yok dersen gidip palatçayı alacağım. Gelini buldum, kıllısını aramayacağım artık. Nasıl bir erkeksin ya? Anlamadım. Ben seni anlamadım. Kaderime tüküreyim ben ya. Ne günahım vardı benim. Birinin parası var, adam değil. Diğerinin yüreği var, aklı beş karış havada. Bu devirde tek kişinin maaşıyla kim geçinmiş ki biz geçineceğiz be adam? Bütün sorun paraysa hallederiz canım. Hem sen bak şarabı da seviyormuşsun. Bizim buralarda şarap bol. Şehre götürür satarız. Hem sizin orlarda deli para veriyorlarmış buna. Hadi ya. Burada üretir, orada satarız. İstersen geri kalan yaşantımızı da orada sürdürebiliriz. Sen bu işleri bu kadar kolay mı zannediyorsun? Kolay olur mu hiç? Kolay değil tabii.
Mesela şu güneş yere düşse halimiz ne olur? Ağzından yalasın kız. O güneş olmadan Allah'la yaşayamaz, sürgün büyümez. Hem ÖTV denilen şey anamızı belledi. Hiç sorma. Zeus'un oğlu Apollon. Vay! Babamın gayrimeşru oğlu Dionysos. Ayağımıza kadar geldin ha? Neden geldiğimi çok iyi biliyorsun. Güneşi götürecekmişsin. Üzüm bağları kurumak üzere. Köylü şarap üretemiyor. Üretemezse üretemez. Bana ne? Hem şarap üretmenin neresi zormuş ki? Bu işleri bu kadar kolay mı zannediyorsun sen? ÖTV diye bir şey var. ÖTV mi? ÖTV de neymiş? Özel tüketim vergisi. Şarap içen köylüden haraç kesen bir çoban koymuş. Bilmezsin tabii. Senin karnın tok. Doğru ya. Tanrı dediğin insandan kopuk olmalı. Güneş yalnız senin için doğmalı. Evet, güneş yalnız benim için doğmalı. Çünkü o sadece benim güneşim. Hayır. O senin değil. İnsanlığın güneşi. Öyle kibire bulanmışsın ki asıl görevini unutuyorsun. O görev çok kutsal. Tıpkı sanat gibi. Bana sanatı sen mi öğreteceksin sevgili kardeşim? Bu kadar halkın içinde halk için sanat yapılmaz. Ayrıca bu insanlar benim tapınağımı yıktılar. Bu tapınağı insanlar yıkmadı. Onun için güneşi götürme. Sanatları için olmasa da üretmeleri ve yaşamaları için onlara yardım et. Daphne'ye olan aşkını bilmeyen yok. Bunun karşılığında onunla konuşacağım ve geri gelmesi için elimden geleni yapacağım. Lütfen Apollon. Aslında sen de biliyorsun Tanrı'nın insanlar için olduğunu. Lütfen. Kudretini ispat et. Demek ispat istiyorsun ha? Peki. Sana biraz sanat göstereyim o halde. Ben daha fazla içmeyeyim. Kız, bu hallerin ne güzelmiş senin. Sabah akşam içirem ben sana. Siz erkekler yok musunuz? İşiniz gücünüz kadınları kafalamak. Yok kız, yanıyorum ben sana. Seni de kendine yakacağım diye uğraşıp durun. Artık hiçbir erkeğin mertliğine inanmıyorum ben. Sen iyilerine denk gelmemişsin de ondan. Bir şans da bana ver. Nasıl bir şans istersin? Beni sevemez misin? Bir gazak öremez misin? Gazak örmek mi? Kim ben mi? He, sen. Ben hiç ör görmedim ki. Örü verirsin kız. Kolay. İki ters bir düz. Dur. Yeri gelmişken sen bana bir kazak örsen. Şöyle ateş kırmızısı. Sen Leyla olmuşsun ya. Leyla olunmaz mı? Hem de böyle bir yerde. Şerefe ey koca şelale. Neyde büyüdüm be beni çek. Canım çekti. O benim. Git şimdi başka bir tane.
sinemaya gidiyoruz. Benim garı bizim koca garıyı yediriyor bundan her gün. Koca garı bildim bileli hasta. Ölse de ev bize kalsa diye gözünün içine bakıyorsun bakıyorsun ölmüyor. İlla başıma kalacak. Hep bu ebe gömücü yüzünden. Faydası neymiş? Niye iyileştiriyormuş? Ya başı ağrısa iyi geliyor. Tansiyonu çıksa iyi geliyor. Basınına bile mi iyi geliyor? Geçen vilayetteki doktor kansersin dedi. Son tahlilde 3 ay ömrü kaldı desin diye doktorun gözünün içine baktım. Kanser iyi huyluymuş. Ama tövbe değil de iyi huylu. Geberecek gibi bakıyordu koca garı. Bizim garı yine dayadı ebesini gömecini. Kanseri bile iyi huyluya çevirdi Meret. Anneyi, İffet'e de yediren mi? Onun da huyu değişir mi acaba? Ya baksana, horoz dövüştürüyorlar mı burada? Dövüştürmüyoruz biz horozları. Yazık değil mi lan hayvanlara? Götlek. Kaynatıp suyunu iç. Hiçbir şeyin kalmaz. Ne nazın ne gazın. Peki, barbut attırılan bir yer var mı? O ne abi ya? Buğulağı dök öyle böyle. Ya arkadaş, iddia bayisi falan da mı yok ya? Yok abi, ilçede var. Tövbe tövbe. İki satır laf ettirmedin. Bir rahat bırak işimize bakalım arkadaş. Muhtar bende para mara yok. Evden iki kavun yollayıverem. Hep aynı numara gari. Hep aynı numara. Bende para yok kavun yollayayım. Kavun yollaya yollaya ev kavun doldu yahu. Ey hadi tamam git. Yalnız bir arada şu kafanı kestiriver şuna. Baksana çalı süpürgesine döndü. Papaz oldun iyice. Ben onunla tıraş mıraş olmam. Eşek tıraş ediyor ya. İyi git gari o zaman. Nerede ettireceksin ettir. Ama ettir gözün görmesin seni böyle. Ben seni eşşol eşek tıraşı yapacağım. Şş bana bak. Bu partalıların pecemek Hüseyin tarlayı satamayınca çam dikmiş siktirip atmış tarlayı. Ya bırak elleşme ne ediyorsun etsin Meret yahu. Her taraf bağ bahçe tarla dolu zaten. Açıkta oksijen alıversin. Şu festival iyicene yanaştı. Onu ne edeceğiz onu bir deyiver. İşin içinden çıkamıyorum açık para var. Ya kadına mı vereceğim kalanların masraflarını mı yeteceğim vallahi bilemedin yahu. Ya inan bende olsa 3-5 kuruş verivereceğim ama bu deyusların hepsi kaçıyor ilçeye gidiyor tıraş oluyor. Benim istili beğenmiyormuş pezevenkler. Sen kendi istini beğeniyor musun? Ha? Sen bile gitmiyor musun kasabaya tıraş olmaya? Eşek tıraşından başka bir şey bilmiyorsun. Ya kör Mehmet'in kör gözü kör olunca sağ göze keçi gözü takmışlar. Herif tarlaya gider gene sağ gözü öyle habire çalılara kayıp duruyormuş. Benimki de o hesap ya. Askerde öğrendim. Benim komutan hamam tası böyle koyup tıraş ediyordu. Ben de geldim berber dükkanı açtım. Öyle yapıyorum işte. Ne yapayım? Kör Mehmet'in sağ kör gözü gibi böyle nasıl çalılara gidiyorsa benim elimde hamam tası görünce habire eşek tıraşa kayıyor. Festival iyice yanaştı. Ya millet dört gözle festivali bekliyor. Ne edeceğiz gari ya? Ne edeceğiz? Ya daral geldi. Kaşıntı tuttu. Takma kafana muhtar. Ya takma demek de olur mu hiç? Bu festivalin benim muhtarlık seçimlerime çok katkısı olacak Recep abi. Hem sen duymuyor musun? Bütün rakipler beni taklit edip durulmuş. Hem bu bizim Mahmut beni bayağı bir para verdi ya. Bizim sığır Mahmut ha? Ha! Kaç para verdi bezenk? 5000 kayma. Abo. Hem ben en çok parayı verdim diyor. En önde protokolde karıyla ben oturacağım diye tutturup duruyor yahu. Diğerlerinin verdikleriyle bayağı yüklü bir para oldu deme. Benim kasanın hayrı yok. Çalının malını diye korkuyorum. Geceler uykum kaçıyor yahu. Ne yapacağız biz bu parayı? Ya bizim analığın paraları samanlıktaki kasada saklı. Oraya koyuyor koca karı. Sen o paraları bana ver. Ben kasaya kapatayım. Lazım önce ben sana veririm. Oğlum hiç öyle şey. Senin samanlık bizim fırının yanında değil mi? He. Oradan bir kıvılcım sıçrayıverirse oraya. Paraları da samanlıkla beraber yatacaksın gideceksin mi sen? Ya o zaman ver. Bir çıkıda sarayım onları ben. Perdenin oradaki mertliğin boşuna ver. Tıkı tıkı vereyim. Oradan veririm ben sana. Olur mu hiç öyle şey? Ya damakasa ne edeceğiz? Ya o olmaz bu olmaz. Muhtar bırak artık bunları ya. Geçen gün gazetede okudum. Bu popçu Demet memişlerine silikon taktırmış. Bu sıcakta gelecek karı buraya ne olacak? Ya sabun gibi fıt diye kayarsa. Ya sıkıca fıt diye patlarsa. Ha? Ya bak. Biz seninle geçen gün bu yüzden kavga etmedik mi? Bak vallahi günahları değiştireceğiz yahu. Sana ne helalim memesinden, silikonundan. Ya sen mi patlatacaksın? Sana mı sıktıracak memesine kadın? Sen mi patlatıvereceksin? Bırak gari yahu. Sen git kendi karının memesini sık. Nerede sıka sıka patlatmışsın kadının memesini? Bül göbeğine kadar sakmış. Bana böyle konularla gelmeyin arkadaş. Vallahi billahi alnı kapağına patlatacağım bir gün ya bunu. Allah Allah yahu. Böyle bağlayınca hoşuna mı gider erkeklerin? Gitmez mi bacım, gitmez mi? Şöyle hafif kırıtacaksın. Elinden kaçar gibi yapacaksın. O kalsın dostum. Açsın sayfa sayfa okusun. Yalasın yutsun. Okudu sayfa
sayfa sayfa da yaladı yuttu. Kitap bitti. Yalmazsa ne olacak? Yalattığımızda karışsak ne olacak? Bu devirde evlenecek erkek yok şekerim. Evlenecek erkek var. Sonra her deniz bu karı gibi bekler de bekler durursunuz. Fırının son deliğinin peşine gider. Tutamazsın. Kız kurası kalırsın böyle başımıza. Niye öyle söylüyorsun? Neyi bekliyormuşum söz o ben? Vedat'ı adamı şeytan aramaktan sonra yüzük takmaya fırsatım kaldı. Siz bilmiyorsunuz. Aslında çok iyi insandır o. Hem söz verdi evleneceğiz biz. Şu işleri bir yoluna koysun da. Sen evlen ki düğünde ilk ben göbek atacağım yavrum. Oyalanmayın, provaya gidiyoruz. İnci gel sen de oyna. Tamam İnci. Sağ ol dede. Sonra yine çalışalım bir ara, tamam mı? Olur. Dede, sen de gelsene bizimle. Ben sıraş ettim ben de. Ay olur mu dedeciğim? Gel gel. Çok oturun sen. Kalk bakayım. Evet, gel izle. Hem fikir verirsin belki. Hadi kalk. Hadi 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 hadi. İki dakika şuradan elbiselerimizi değiştirip gidelim. Terledik ayol. Bak muhtarım. Biz bir kere insan evladıyız, tamam mı? Böyle şebeke falan değiliz. Ayrıca bu hazırladığımız oyun sizin bu yörede geçiyor. Hem tarih önceki tanrılarınız ve bu yörenin insanları arasında. Babo! Ne diyorsun lan sen? Cavur mu yoksa? Bizim bir tane Irappumuz var. Sen beni köylüleri taşlattıracaksın mı? Hadi gari hadi, yürüyün gidin. Size verecek para yok bende. Bak pek saygıdeğer muhtar emmicim. Az önce konuşmalarını duydum. Bu popçu Demet Hanım'a 5.000 lira verecekmişsiniz. O kaç kişi, biz kaç kişiyiz? Ona vereceğiniz paranın yarısını bize verin. Sizin için hazırladığımız oyunumuzu sergileyelim. Sizin topunuzun da... Lan topunuz geçse kaçacağız abi? Size hesap mı vereceğim ben? Kime kaç lira vereceğimi? Allah Allah. Sizin o hanımın kalçalarından var mı sizinkilerde? Heh. Topunuz bir araya gelsin, onun bir tane kalçası etmezsiniz. O kalçasıyla size şöyle bir vuruveri. Valla sahneden fıydırttırıyor aşağılara. Hadi gari hadi yürüyün gidin. İyi tamam peki. Şu megafonu ver bari. Bütün köylü buradayken bir anons yapıp yardım isteyeyim. Bağış isteyeyim ha. Böylece köylü sponsor olursa size de oyunu bedavaya oynarız. Kulu bak gari sen. Bana bak bakayım. Bende devlet megafonunu özel sektöre verecek göz var mı? He? Peki. Sen vermezsen verme. Sen vermezsen ben alırım. Lek, ben şunu. Sayın 10. köy sakinleri. Dur. Dikkat, dikkat. Duyduk, duymadık değil mi? Büyük insan. Köyümüzün medarı iftarı, sanat aşığı muhtar emmimizin destekleriyle festivalimizde tiyatro oynamaya geldik. İşte elimizden geleni yapacağız gari. Ancak yaklaşan muhtarlık seçimleri hasebiyle sanat aşığı, sanatın ve sanatçının dostu muhtar emmimiz gerekli olan parayı vermemekte. Vermemekte. Olsa vereceğim. Biz de bu toprakların insanıyız. Biz de Ege'nin çocuklarıyız. Beni aramızın bağlarında doğurduk. Oynayabilmemiz için gerekli olan yardımları tabii ki makbuz mukabilinde biraz sonra vermen için burada bekliyorum. Yardım edecek vatandaşları meşhur aktör Vedat Ünlü'ye müracaatları rica olunur. Hadi yürüm gari. Sağ ol muhtar. Değil lan şunu. Cavurun dili. İki saniye de beni kandırıverdin. Sıtır gidip. Size verecek para yok. Bak gitmezseniz jandarmaya şikayet edeceğim size. Alın. Sokacağım bunu götüye. Sıtır git lan. Buradan çıkıp bağlara gidelim mi? Ne bileyim. Bir şeyler falan içeriz ha? Ebem kızı. Malları sulayacağım. Ben sana bir ara haber salarım. Nasıl istersen tatlım. Keşke zaman olsa da bağ bozumuna da kalsak. Bağ bozum bizim için çok önemli.
Haklısın, haklısın. Zaten tiyatro buralarda doğmadım. O bağ bozulmuş şenliklerinde. Dede ya, okudun yine içimizi. Alimsin, alim. Evet ya, ayaklı ansiklopedi gibisin. Estağfurullah evlatlar, estağfurullah. Benim ömrüm buralarda geçti. Bu tiyatro etrafında çocukken az mı oynatan? Bunlara vaktiyle binlerce, on binlerce insanlar gelirlermiş. Hepsi de sizin gibi böyle tiyatrocuları seyretmeye gelirlermiş. Bana bunları ilkokul öğretmenim de verdiydi. Bir zamanlar insanlar tiyatrolarına dinlerine sahip çıkar gibi sahip çıkarlarmış. Şimdi güya medeni buluverdik. Hiç insan, medeni insan tiyatrolara sahip çıkmamı, taş üstüne taş koymamı. Yani bunlardan insanlar gitmişler, yerlerine boyunlar gelmişler. Bu olsa olsa çobanlar tarafından güdülen koyundan medeniyet oluyor. Ey şarap! Bu toprakları öyle bir ıslat ki yalan söyleyen susuzluk acısı çeksin. Doğru söyleyen şarapla, bereketle kutsansın. Burada sonsuza dek doğru söylensin, yalanı kimse bilmesin. Tamam Sezoğa, keselim burada. Hızlı bir geri indir. Giriş bölümünü böylece kısaca almış olduk. Şimdi bağ bozuluna bakalım. Ben İno. Peri İno. Dionysos'u yetiştiren kadın. Onu gözünden bile sakınan. Yani böyle vurgularsan aşağı yukarı olur herhalde. Bir şey diyecektim de. Buyur dedi emrin baş üstüne. Aslında dün diyecektim de, kimse karışmak istemedim. Siz bunu köylü oyuncağınız değil mi? Evet. Şş, bana bak, bu festivalde senin kuzu kaybederse ne yapacaksın o zaman? Ha? Kesin birinci olacak. Olamazsa zaten yeri belli, şarap masası. Şarap masası ha? Evet. Peki kazanırsa bana bir tane süt kuzu hediye edecek mi? Tamam lan Recep. Aslanım Tevfik'im be. İşte bak ben seni bunun için seviyorum vallahi. Aynen. Cavit. Ana, bu koç kötü kötü bakıyor bize lan. Bana bak dikkatli ol. Bana bak Tevfik'im mi? Bak hayvan fena bakıyor. Bak 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 dikeldi. Geliyorlar. Geliyorlar Cavit. Kaç sen. Kaç sen. Biliyorum arka arkaya oldu ama bugün de size hayat bilgisinden sınav yapacağım. Seviyenizi ölçmem lazım. Ayşe, çalıştın mı bakalım? Yok, öğretmenim. Nasıl cevaplayacaksın soruları? Tabii ki de kopya çekerek. Geçen sınavda da kopya çektim, 5 bekliyorum. Kopya mı? Peki. Başka kopya çeken var mı aranın? Hayırsızın hayırsızı Muhtar. Ne şey yapıyorsun lan? Neyciğim, iş güç işte. Koşturup duruyorum festival için. Gel bir tıraş edersin hadi. Vakit mi var? Gene abuk subuk konuştuğuma. Vakit mi kaldı? Vakit varsa param mı var? Onu da sorsana bana. Harcamadı aradan para da kalmadı cepte. Ya tamam ya, gel bir çayımı iç. İçmem içmem. Acelem var benim, elleşme bana. Hadi, hadi gel lan. Hadi gel, gel. Bu kadar küçük olmaz gari. Hadi gel, hadi gel. İyi, gelem o vakit. He. Hadi, et tırnaktan ayrılmaz, gel. İşler nasıl gari? Çok yoruldum yahu. Bu Koptu Demet falan da geldi ya, onunla çok ilgileniyordum. Hadi yarın şöyle bir dinleneceğim. Şş, bana bak lan. Karı güzel bir memeler, kalçalar falan ha. Ya İrecep abi, biz seninle bu karı yüzünden bozuşmadık mı? Güzel gari, tamam güzel gari. Ne oldu öğrenince? Ha, başın göğe mi eğdi? Ya onun için sormayayım. O güzel kadın kaçsa buklukta mı çıkacaksın? Saç sakal birbirine girmiş. Karı korkar kaçar lan. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii. Gel bir tıraş edersin. Aman aman, bana hiç elleşme. Bana elleşme arkadaş. Ben sana kestirmem saçımı sakalımı. Ulan bu kadar korkulur mu be? Söke aylarda dönmüşsün. Baksana haline. Gel bir kesiverim, para almayacağım diyorsun. Para da almayacaksın. Almayacağım tabii. İyi kes o vakit. Cavit. Ne biçim bakıyor benim bu çocuk? Senin bu Cavit biraz geri zekalı galiba ya. Ya o küçükken damdan düştü kafayı sıkacak. Dede.
sana bir şey desem. De bakayım kızım. Bu köydekiler ilginç insanlar değil mi? Hayır, çok içtenler, samimiler ama sanki bir şey var ya. Adından belli değil mi kızım? 10. köy Zahir. Ya, tamam da sanki biri büyü yapmış gibi. Sen takma bana bunları güzel kızım. Bu köy fi tarihinden beri böyle. Kim neye geldi, kim neye geçti. Bunların içinde analarıyla anılar da var, analarıyla anılar da var. Hepsi toprak oldular. Bunlar da bir gün toprak olacaklar. Tohum çatlayacak, asma suyu vermeye devam edecek. Seni tanıştırayım bak. Bu Arif, bizim koyun atlatma festivalimizin başçobanı. Bu da başkoçumuz Dionysos. Dionysos mu? Bu köyde yaşayan bir koça ancak bu isim yakışırdı. Tanıştığımıza memnun oldum. Hadi gari, festivaldekileri bekletin. Dionysos, hadi bak, hadi bak. Kapat. Kapat. Kapat.
göster kendini bakayım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Başıma gelene ne yapacaksın ben? Yakışmadı Muhtar. Olmadı, olmadı. Olmadı, olmadı diyelim de başkan yap. Festivalin içine ettin ya. Ben sana demedim mi götüne tenekede karla gezdirler diye. Şu tiyatro hocaları ikna et de götü bari kurtar. Götümü deneki taktırmadın kaldın. Muhtar, bu sene sattığım çekirden parasını verdim sana. Ver paramı geri. Al! Allah belanı versin seni. Senin misin? Pinti köpek. Bir sonraki seçimlere nah oy veririm sana. Al bu ebe gömecini, güzelce kaynatıp müsait bir yerine sürüver muhtar emmi. Yüceğim sana de. Gütleşme lan, gütleşme. Fotoğrafı da çekiverdi. Ha, dua et benim için gari, dua et gari. Lah be, valla defteri. Valla de sav defteri. Tiyatrocular! Canım arkadaşlar, siz niye oturup duruyorsunuz bakayım burada, ha? Kalkıverin hadi, oynayacağınız mı, ne edeceksiniz, ediverin yahu. Hadi kalkın. Bittik yahu, bittik, kalkıverin. Tabii, tabii, oynarız muhtar. Yalnız önce sen şu Mahmut'un verdiği bir 5.000 lirayı ver. Ya arkadaş, ne 5.000 lirası? Bende para mı kaldı? İnsanlara dağıttık, hepsi masrafa gitti yahu. Paçoluz Demet'e paraları bayarken iyiydi ama değil mi? Sahneye ben çıksam daha şakırım ayol. Lan, yine mi sen, deyyus? Yine ben tabii beğenemedin mi? Yaylan da bir arkadan görelim. Başlayacağım şimdi senin arkandan. Götü sikle. Şşş, ağır ol muhtar. Biz seninle adam gibi konuştuk, sen de efendiliğini koru. Sen bilirsin, yoksa bir dahaki seçimde muhtarla biraz zor görürsün. Zaten hem senin için koltuğa kazık çakmış, kalkmıyor diyorlar. He muhtar? İyi gari, iyi. Artık denize düştük, yılana sarılacağız. Köprüden geçene kadar ayıya dayı değmeyeceğiz gari. Bakın muhtar bey. Arkadaşlar tiyatrocu. Yıllardır yarı aç yarı tok bu işi yapıyorlar. Çoluk çocuk demeden. Hem birçok da problemleri var. Bir şans verseniz onlara. Hem köylü de değişik bir şey izlesin. Öyle mi diyorsun? Muhtar abi. Başka çare kalmadı. Lan! Hayt! Tamam gari. Ne istiyorsanız olur etsin. Hadi kalkıverin bak, insanlar dağılıyor. Toparlayıverin onları yahu. Allah'ım yarabbim, nereden bulaştım arkadaş ben bu festival için ya?
kaybı köylünümde, festivalinde, oyununda, çekisinde. Ulan bıktım yahu. Yeme içme bir daha deme yutma. Derdi aramızda, karnı tok gözü doymay Allah'a bak. Hadi o zaman arkadaşlar, kostüm makyaj hazırlanalım. Nasıl olsa izleyicimiz var. Ablaya vazgeçerlerse sen onu düşün de şimdi. Oraya çık ve gerekeni yap. Çekil kız, çekil. Ne yapıyorsun sen ya? Konuşma kız, zilli. Tövbe estağfurullah. Sevgili 10. köy halkı, tiyatro filmi başlığı baktadır gari. Dionysos Bakış'ın hayatını anlatıveceklermiş. Koşun, izleyin. Ya siz tiyatro denince aklınıza hemen çıplak karılar geliyor yahu. Biraz da bunun toplumsal mesaj tarafını düşünün. Biraz da o gözle izleyin. Hadi gari, hadi gari. Sizin izlemeniz için illa karıları, tanrıçaları, kibeleleri mayoyla mı çıkartacağız yahu? Emre, yeme, içme, bedava. Yeme, içme, bedava. Koşu verin gari. Le, gangalların Mustafa. Kime diyorum ben? Duymuyor musun sen beni? Hadi koşu be, koşu be. Vay vay vay, köylü güzeli. Şişt, egzotik. Çekmişin kırmızıları kral olmuşsun ha. Mezleke misin kız? Aç onu görelim hadi. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Hiç. Ne oldu hayat? Va diyorum çok güzel olmuş buralar. Elektronik festival mi var? Ne bu? Niye geldin? Seni özledim yavrum. Ya hayatım sen beni niye geldin? Tanıyoruz mu bu arkadaşı bir yerden? Tanımıyoruz bir yerden. Ne olacak lan? Anne rahatsız ediyorsa. Behzat inan şu an sırası. Lütfen daha sonra. Oysa sana şiş ve yün getirmiştim. Behzat lütfen. Ya kalbini kırmak istemiyorum ama beni de anlamak zorundasın. Şiş koçum kız sana git diyor işte anlamıyor musun? Git başkası yürü. Git istersen. Ya iyi etti gönderdin köylüye bak ya. Yün örecekmiş. Köylü mü? Köylü. Bu köyde neyi öğrendin biliyor musun Yiğit Bey? Öğrendim. Bağda izin olsun, yemeğe gözün olsun. Emeksiz yemek olmuyor. En azından onun kalbi temiz. Kaçmasana Behzat. Gel lan. Gel artık bir konuşalım. Kaçmasına kaçmıyorum da bu bıyıkla ne olacak? Aramızdaki problem bıyıksa çözelim. Kesiverin ne olur biter. Hakikaten mi? Ben her gece her gece uğraşamam kese kağıdını kafana geçireceğim diye. İnsan sevdi miydi her bir şey yapar. İstersen keserim. Kız gazak da öreceğim mi bana? Örmem mi lan? Ne gazaklar örerim ben sana. Pekmez de yaparım. Bükme de açarım. Sen beni seviyor muydun? He, küçüklüğümden beri seviyordum. Emme, senin beni gördüğün ne vardı? Zaten senin için almadıydım senelerce bıyıklarımı. Kimse gelip beni babamdan istemesin diye. Gel lan gel. Gel, gel şu şöpleri gel. Evlenelim gitsin yani. E çocuk oyuncağı mı bu? Ya düne kadar benimle evlenmek isteyen sen de ne oldu lan şimdi? Ne mi oldu? Gözüm açıldı gözüm. Ya artık zaten içimden ne geçiyorsa onu söyleyeceğim sana. Ha, başlayalım mı? Bir, bencilsin. İki, işe yaramazsın. Üç, ya tamam ya tamam bana bak. Seni seviyorum dedim. Nesi suç lan bunu? Ha?
Ya bugüne kadar neredeydi? Ha? Ya en çok ihtiyacım olduğu dönemde kimin... Aa pardon. Kimlerin kollarındaysan şimdi git yine onlara. Ya Doğa benim canımı sıkma. Git de selam söyle o kadına. Bak ya hareketlere bak. Oha oha ama bokunu çıkardın. Kaç para bu araba biliyor musun sen? Bilmiyorum canım. Senin lükslerinden zaten hiçbir zaman haberim olmadı. Fare diline bile güler bu adam. Az önce yanımızı izledi. Ufalar mı kaçırdı? Arkadaşlar sakin olun. Gelir şimdi, panik yapmayın. Siz onu bunu bırakın da oyunu nasıl çıkaracağız onu düşünün. Baştan beri hiç güvenmeyecektik bu adama hiç. Ya, köylüler de geliyor yavaş yavaş yandık. Telaş yapmayın, telaş yapmayın. Ya bunu da kendimde çok güveniyor. Gelmese çıkar da öyle. Sahiden yapar mısın dedi. Ya tamam, provalarda bizi izledin, yeri geldi bizi yönlendirdin ama sahneye çıkmak başka şeydir. Meraklanma kızım. Biz ne oyunu gördük? Boş iyi mi? Sazımız var, sözümüz var. Hem toplum içinde ne edeceğimizi biliriz mi? Yürü şuradan, yaşa! Çek, çek! Zeus'un delikanlıları, hadi başlıyoruz, hemen soyunun. Ya, ama ya Vedat? Alacaksın değil mi beni? Ey, değil mi? Ey yavrum, ey! Çocuk da yapacağız mı? Yapacağız, yapacağız. Alacaksın değil mi beni? Alacağım, alacağım. Birazdan sizden bahsedecekler festival alanında. Sizinle gurur duyuyorum. Nerenle bir konuşsun? Vallahi o da seversin. Bak Sidir, bak Sidir ama... Nasılsın lan sen? Babam Zeus gibisin. Eline, beline, diline sahip olamıyorsun. Her önüne geleni atlıyorsun. Sen kimsin lan? İştecik ben. Zeus'un oğlu Dionysos. Katmasın kızı Semele'nin yıldırım dolu şimşekler içinde doğurduğu tanrı. Babay toprağın ayak basıyor. Tanrılığı bırakıp insan sıfatına girdim ben. Lidya'nın altın ovalarından geliyorum. Lan oğlum ruh hastası mısın sen? Bu kılıkla bağlarda gezdirir mi lan? Ben Dionysos'um lan. Dağdan gelip bağdakini mi kovuyorsun? Asabımı bozma benim. Her asmayı takan Dionysos oluyor anasını satayım. Kılığına, kıyafetine, cinsiyetine bakmadan. Ulan hem tanrıyım diyorsun hem şuna hükmedemiyorsun be. Lan yürü git. Yürümeyeyim, kapan işim git. Ne gezdirin götünü bağlarda, sikerler gari. Gördüğünüz gibi Dionysos'u nereden aldık, nereye getirdik? Ona müziği öğrettik. Ona özellikle de geçmişini unutmamayı öğrettik. Evet Silenos. Biz bu çocuğa ne olursa olsun vazgeçmemeyi öğretmişiz. Alın derini, bereketi. Sevgili bakan, sevgili çoban. Öyleyse başlasın müzikler, oynasın köylüler.
olmuş Metin. Çok duygulandım kız. Evet, demek ki derdimizi anlatırken diğer insanlara dikkate almak lazımmış. İştecik ben. Zeus'un oğlu Dionysos. İştecik ben. Kaçınlayalım, sen de beni bekliyorsun. Hadi arkadaşlar, hava iyice karardı. Hemen toparlanmamız lazım. Tamam, tamam. İnç ya. O muhtarın hali neydi? İçler acısı. Evet ya, gerçekten. Çok komik değil mi? Sen kal. Kıymetliler kıymetlisi traktör bozulsun. Hem de festival günü. Harbiden ya. Size bir şey söyleyeceğim. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama sanki böyle bir şey, bir güç. Nasıl derler? Size başından beri bayağı bir yardım ediyor gibi düşünüyorum ben. Saçmalıyor muyum? Çalıştım galiba. Yok yok, kesinlikle ben seninle aynı fikirdeyim. Abi, evet ya. Kesin Dionysos'un işi bu. O zaman Dionysos'u içelim mi? İçelim. Anadolu topraklarına, kültür çeşitliliğine. Aa, durun. Size Halikarnas balıkçısından bir bölüm okuyacağım. İçimden geldi. Tam da size anlatıyor. Kızım, bırak artık şu şeref için üzülmeyi. Kim bilir yine hangi Osman'ın koyununda. Bar mı, pavyon mu, kumar mı bulmuştur yine bir boklar. Ama, ama nasıl içeceğim senin? Herif bizi bıraktı gitti. Bardak taştı. Ya haklısın. İnce ablanın da sabrı kalmadı. Diğerlerinin de. Hatta benim bile. Ama yine de... Yine de ne Sevilay? Yine de ne? Yine o kemaşiyle takılmaya devam mı edeceğim? Sezo. Ayol, burada da doğru söyleyen 9 köyden kovuyorlar. Nasıl bir dünyaysa burası. Gidip kendime başka bir dünya kuracağım. Başta Dionysos sürüyordu. Bütün kafire çılgın rakslarında topuklarını yere çarparak yeryüzünü titretiyordu. O mükemmel gövdeler hızla ilerlerken evohe, evohe yani zafer, zafer diye tatlı çağrışlarıyla dağları ve vadileri yankılandırıyorlardı. Evohe, evohe. Bir ninni söylene geldi bu topraklarda. Yüzyıllardır tohumdan ağaca, ölümden doğuma dolandı her kelimesi. Yalanın bilinmediği bir köy düşlendi. İnsanlar kaldı, gitti. Kervanlar kondu, göçtü. Kan, gözyaşı, savaş. Hepsini, hepsini emdi bu yalalı toprak. Çatladı. Köklerinden yeniden çoğaldı. Ve söyledi tekrar ninnisini. Dile geldi tüm inancıyla. Ey üzüm çekirdeği, uyu da büyü, asmalardan fışkırana değin.
ezmedi, kar mı kaldı? İçmeyenler sağ mı kaldı? Kaptır, kaptır be. Bir yol sustuk, yal mı sandın? Her haltı, her hal mı sandın? Yürü git gari mal mı sandın? Kaptır, kaptır be. Sana dar mı kaldı? Kaptır, kaptır be. Dağları gittik, bağ mı kaldı? Şarap ezmedi, kar mı kaldı? İçmeyenler sağ mı kaldı? Kaptır.